Düzce'nin önemli turizm rotalarından birisi olan Samandere Şelalesi üzerinden Abant Gölü'ne giden güzergah üzerinde Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Vali Selçuk Aslan ile birlikte Milletvekili Ercan Öztürk bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un da hazır bulunduğu incelemelerde turizm rotası üzerinde yapılan çalışmalar incelendi. Bölgenin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Aslan, daha sonra yaylada yaşayan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Selçuk Aslan, bölgenin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik önerilere her zaman açığız. Bu güzel coğrafyanın daha fazla tanıtılması için atılacak adımların önemini biliyoruz ifadelerini kullandı. Kaza, D100 Karayolu, Bolu-Dağ Düzce geçişi, Darıyeri Hasan Bey mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan SS yönetimindeki 43 AAP 820 plakalı tıra aynı yönde ilerleyen R'nin kullandığı LPG tanklarını taşıyan 34 FAU 178 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG tanklarını taşıyan tır alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle D100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Düzce Belediyesi, temizlik işleri personelleri şehrin temiz ve güzel görünmesi noktasında günlük çalışmalarını aksatmadan yerine getirmelerinin yanı sıra temizlik esnasında bulunan eşyaların sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak insanlık görevlerini de yerine getiriyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller Kadir Var ve Ufuk Ataseven sabah temizliği esnasında buldukları cüzdan ve çeyrek altını örnek davranış sergileyerek sahiplerine ulaştırdı. Spor Sokak Etemin Sokağı'nda temizlik yaparken yerde bir tane cüzdan buldum. Hemen amirimi çavuşumu aradım, haber verdim. Zabıta ekiplerimizle birlikte cüzdan sahibini bulduk. Cüzdanımızı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık. Cüzdanımızı teslim ettik. İsmim Ufuk Ataseven. Mıntıkamda çalışırken altın buldum. Bulduğum cismin altın olduğunu anlayınca çavuşumu aradım. Çavuşum da karakola getirip teslim etmemi söyledi. Çavuşumun talimatı üzerine ben de getirip altını teslim ediyorum. Düzce'de turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde yer alan 32 hektar büyüklüğündeki Korugöl Tabiat Parkı, Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla sürdürülebilir turizme kazandırılıyor. İçerisindeki göl ve etrafını saran ağaçlarla doğal bir güzelliğe sahip Korugöl'de Düzce Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Turizm Seyahat Acenteleri Vakfı işbirliğinde günübirlik mesire alanları ve yürüyüş rotaları oluşturulmak üzere yatırımlar sürerken eş zamanlı olarak Tabiat Parkı'na ulaşımın sağlandığı 4,5 kilometrelik yolun yapım çalışmaları da devam ediyor. Düzce Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresi'nin maliyeti yarı yarıya üstlendiği çalışmalar kapsamında genişletilen ve altyapısı tamamlanan yolun üst yapısı silindirle sıkıştırılmış beton uygulaması ile yapılıyor. Yol çalışmaları için söz konusu bölgeye Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltaş tarafından beton santrali üzerinden günde 12 kamyon beton sevk ediliyor. Yol çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ile Düzce'nin yeni turizm destinasyonu Korugöl'e daha kolay ve rahat bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Thank you.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün kaynaşma yönünde uzatılmasına karar verdiklerini anımsattı. Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelebilecek benzer durumların yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalara ilk olarak İstanbul-Ankara yönündeki tüpten başladıklarını ve 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını belirtti. Uraloğlu, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında ise 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek 19 Eylül'de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu. Uraloğlu, İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var. 3-4 saate varan. İnşallah 19 Eylül'e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz dedi. Beyaz et sektöründe piyasada belirleyici konumda bulunan ve Bolu'da faaliyet gösteren Beypilet firması çevreyi kirletmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğinin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde Vakıf Geçitören Köyü mevkiinde Beypilet firmasının atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını dördüncü kez yakaladı. Firmaya 3 milyon 480 bin lira idare para cezası uygulayan ekipler şirket hakkında çevreyi kasten kirletmekten savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idare para cezası kesilmişti. Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli Türker Uygur da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden 51 yaşındaki Uygur, jüri değerlendirmesi sonucu 3. oldu. Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, 14 yaşından bu yana spora olan ilgisini ise hiç bırakmadı. Türker Uygur, 51 yaşında Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda gösterdiği başarının sırrını anlattı. Kendine has bir hikayesi yok. 14 yaşımda polis kolejine girdiğimden beri aktif spor hayatım var, mevcut. Her çeşit sporla uğraştım. Kolejde uzun mesafe cross koşuyordum. Cirit attım, gülle attım. Daha sonra akademiye geçtiğimde judo ile ilgilendim. Judo'da bir Türkiye şampiyonluğu elde ettim o senelerde. Daha sonra buz hokeyi yaptım. Akademinin buz hokeyi takımında 4 yıl kadar buz hokeyi oynadım. Mesleğe başlayınca da fitnessla ilgilenmeye başladım. Vücudumu dinamik tutmak için malum mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve dinamik olmamız lazım. Bu yüzden bu sporla ilgilendim. Yıllarca da uğraştım. Meslektaşlarıma, polis okullarında görev yaptığım süreçte öğrencilerime de hep bunu tavsiye ettim. Ve örnek olmak istedim. Sonunda da eşimin de desteğiyle dedi ki yani bunun daha bir üst seviyeye nasıl çıkarabiliriz? Madem yapıyoruz bir sporu, bir yarışmaya da katılalım. Belki sesimizi daha iyi duyururuz, daha iyi şeyler kanıtlayabiliriz diye. 51 yaşında buna niyet ettim ve Allah'ın izniyle de güzel bir derece elde ettik. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Meslektaşlarımızın çoğu hemen mesajlar attılar, işte yarın spor salonuna yazılacağım, hemen bugün spora tekrar başlayacağım diye. Bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü amacım buydu. Meslektaşlarıma mesleğin her türlü zorluğuna rağmen sporu hayatlarından çıkarmamalarını, bu üniformaya olan saygı ve sevgilerini sporla perçinleyip daha nizami bir görüntü, daha güzel bir duruş sergilemeleri için bunun olmazsa olmaz olduğunu kanıtlamış oldum bu yaşta. Çok mutluyum. Hedef var tabii ki. Hedefler, bu misyonumuz tamamlandı. Yeni misyonlarımız gelecek muhakkak. Hedefimiz bir Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu inşallah. Onun için uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim, durmayacağım. Emniyet teşkilatında tekrar sporu yaygın hale getirmeyi planlıyorum. Hatta bu sporla benden daha güzel başarılar elde etmiş bir sürü meslektaşım var. Onlar bunu duyuramadılar, ses getiremediler. Benim şansıma yaşımdan ya da rütbemden kaynaklı güzel ses getirdi. Hepsini inşallah bir çatı altına toplayacağız ve
emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur. Bir takım kuracağız ve yurt içinde, yurt dışında şampiyonalara, yarışmalara katılacağız. Niyetimiz bu yönde inşallah. Komiser yardımcılığımdan bu yana aktif olarak bir poligon hayatım var benim, eğitimci olarak. Kendim bu konuda iyi geliştirdim ve Türkiye'nin önde gelen atış hocalarından biri oldum. Gerek polis okullarında, gerek polis akademisinde, gerek bir müddet müdürlük yaptığım narkotik eğitim akademisinde hem hali hazırda meslek mensuplarına hem de meslek namzeti polis adaylarıma eğitim verdim. Bu eğitim sürecinde onlara da defalarca dile getirdim. Bu meslekte sporun ayrı tutulamayacağını, muhakkak sporu hayatlarında, meslek hayatlarına dahil etmeleri gerektiği konusunda her zaman tavsiyelerde bulunmuştum. Örnek olmaya da o yüzden çalıştım ve başardım Allah'a şükür. Spor nasıl oluyor derseniz meslekte, evet biraz sıkıntılı oluyor. Mesela bu şampiyonaya hazırlanırken son iki hafta benim için çok zorlu geçti. Malum üzücü bir olay yaşadık. Gerede ve Göynük yangınlarımız oldu. Onlarda aktif görev aldık personelimize. Söndürme çalışmalarına katıldık. O süreçte, iki haftalık süreçte antrenmanlarımı biraz aksattım. Beslenmemi aksattım. Gece 12'de yaptım antrenmanımı. Evde yapabildiğim kadar yaptım. Ya da sabah çok erken saatte kalktım. Salonunu kullandığım arkadaşlardan rica ettim. Erken saatte açtılar. Erken saatte gittim, sporumu yaptım. Ama vazgeçmedim. Günde kendime en azından spor için 1-1,5 saat ayırmayı başarabildim. Ve herkes de bunu yapabilir. Tüm meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. Evet, beslenme bizim işin en yorucu, en meşakkatli tarafı diyebilirim. Hatta antrenmanlardan bile daha zor, meşakkatli. Çünkü belli bir öğün almanız gerekiyor. Belli miktarları var bunların, ölçümleri var. Onları dengede tutmak lazım. Protein oranı, karbonhidrat oranı. Bunları ölçüsünde tutabilmek için de bir belli bilgiye sahip olmanız ya da destek almanız lazım. Sağ olsun beni de bu konuda destekleyen arkadaşlarım, hocalarım vardı. Onlar sayesinde günlük gıda limitimi 5 öğünle sınırlandırıp yeteri kadar miktarda alımını sağlayarak hazırlanmış oldum. Hocam, günlük antrenman programımız nasıl işliyor? Şampiyon öncesi nasıldı? Bundan sonraki Mart'ta bir şampiyona var. Nasıl bir antrenman programımız var? Antrenman programında günlük uyguladığım bir haftalık, daha doğrusu günlük uyguladığım bir program var. O program doğrultusunda günde 1-2 saat antrenmanımı yapıyorum. Yine söylediğim gibi mesaimden arta kalan taraflar zamanlarda kendime fırsat yaratmaya çalışıyorum ve o program doğrultusunda antrenmanlarımı yapıyorum. Kaldığınız belli bir ağırlık limiti var mı, veya da şınavdır, mekiktir, diğer? Ya şöyle, bölgesel antrenman yapıyorum ben. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her gün yaptığım antrenman bölge olarak değişiyor. Bu bölgeleri çalışırken tabii çeşitli hareketler var, çeşitli antrenman tipleri var. Onları uygulamaya çalışıyorum. Ağırlık limiti olarak bunda öyle bir şey söylenemez. Hani hard body'ci arkadaşlar var, onlar daha ağır kaldırabilirler. Bizimki daha estetik görünüşü sağlamak için daha profesyonel çalışmayı gerektiren bir antrenman. O şekilde uyguluyorum.
Nasıl oldu abi? Ne oldu? Adam bunu kırmış ya. Tam şu an ortada. Koluma geçmiş. Bunu da kırmış abi. Hay Allah. Sağa yana açıyor. Sinyal vermeden sola dönüş yapıyor. Çocuk bir yerden bastıysa ama. He, buradan gidiyor değil mi bu? Buradan gidiyor tabii. Yangın Sakarya'nın Akyazı ilçesi Uzunçınar Mahallesi mevkinde bulunan kavaklık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anadolu Otoyolu Ankara istikameti yan yolundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve yangın timleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi de drone ile havadan da görüntülendi. Yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda duvar içinden kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları titiz çalışma neticesinde duvarın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttılar. İlk bakımları yapılan yavru kedi daha sonrasında yetkililere teslim edildi. Gel. Çok mu gidiyor? Yok, geliyor. Gel. Bir çekil, ben kendi de çıkar oradan. Geliyor gel. Gel. Ben alayım bunu. Eldiveni çok seviyorum. Bravo! Bravo. Kandan ses geliyor ama.